Herkese merhabalar. Ya şunun tatlına bakar mısınız lütfen? Hayatımda gördüğüm en evcil sugar glider ve sahibi Melih ile birlikteyiz. Melih, her şeyden önce çok teşekkür ederim. Merhaba. Bugün kapılarını açtın bana. Her zaman yani bu tatlı oyuncak mı desem, sugar glider mı desem bilmiyorum. Gerçekten Melih inanılmaz güzel bir koleksiyonu var. Bunlardan bir tanesi de sugar glider. Melih, öncelikle sugar glider'lardan başlayalım. Birazdan zaten çok güzel bir sürprizim var size. Dünyanın en tehlikeli, en yırtıcı kaplumbağalarından birini, hatta iki tanesini size göstereceğiz. Ama ondan önce bir Melih'i ben tanıyorum ama sizleri de bir tanıtmak istiyorum. Abi, senin meslek nedir? Sürüngen hobisine nasıl başladın? Ufakça böyle bir özet şeklinde anlatabilir misin? Meslek hayvanlardan biraz alakasız. Ben doktorum, yatıp hekimiyim, veteriner değilim. Ama 7 yaşımdan beri hayvan besliyorum. Ve egzotik hayvanları özellikle çok seviyorum. Çünkü kendine az karakteristikleri olsun, davranışları olsun ve özellikle memeleri, insanla bağ kurmaları olsun. Örnek olarak gösterebileceğim, bu evde doğan bir yavru. Evet. Anne babasından yaklaşık 1,5 senedir ev sahipliği yapıyorum. Onlar da burada. Birazdan göstereceğim size anneyle babayı. Normal klasik sugar glider renginde değil. Burada. Sugar glider renginde değil onlar. Yani klasik renkte değiller. Daha özel renkteler. Ve bu yavru da onların meyvesi, ürünü. Onun dışında da kaplumbağalarda senin ilgi alanında. Aynen öyle. Ben ilk hobiye kaplumbağayla başladım. Kırmızı yanaklı su kaplumbağası. Aynen, herkesin. Tabii o zaman 1980'ler. Ben 34 yaşındayım. Ne ultraviyole ışık biliyoruz, ne kalsiyum biliyoruz. Kesinlikle. Yani, ve çocuğum, yani ultraviyolenin daha camdan geçmediğini bilmiyorum. O şeylerle, donanımla yine o hayvanı büyüttüm. Yine süper. Klasik 30 santim kabuk çapına ulaştı. 17 sene boyunca baktım. 17 sene sonra öldü. Ya birlikte büyüdük diyebilirim o zaman. Türkiye rekoru sende olabilir o zaman. Olabilir. Vallahi olabilir. Olabilir. Yani şimdi bu Atatürk Arboretum'unda görüyorum bir sürü kırmızı yanaklı su kaplumbağası var. O zamanlar yoktu. Pet shop'tan alıyorduk, ufakta. evde yakaladığım sinekleri de veriyordum. Tabii o zaman bilmiyoruz, doğadan yakaladığımız şeyler parazit yapar eder. Doğru. Çocuğuz, hani internet yok. İmkan yok. Bilgisayar yok. Yani. Kesinlikle. Bilgisayar yok. Araştırma imkanımız yok. Bahçeye çıkarıyordum. Bahçede gün ışığı alıyordu. İşte suyunu temizliyorduk. Kuru, o bildiğimiz hani kurçuk, kuru yemlerden veriyorduk. Tek tip yem vardı zaten. Aynen. Şimdiki gibi çeşitlilik yoktu. Ama gayet büyüdü. Her zamanki gibi bir tık ileri, bir tık ileri, bir tık ileri alarak işte bir süre sonra muhabbet kuşu, kedi, köpek artık zevk vermemeye başladı. Evet. İşi biraz daha zorlaştıralım. Bir ultraviyole ışık gereksin, bir ısı kaynağı gereksin, bir saklanma alanı gereksin derken yaklaşık benim 40'tan fazla tür, 200'den fazla canlım oldu bu ilerleyen 25 sene içerisinde. Müthiş bir rakam. En özeli biraz sonra göstereceğimiz kaplumbağa, evet. Benim için bu evde doğan bu yavru. Evet, yani hayvanat bahçelerimde dahi ben o kadar büyük sinepik gerçekten görmedim ki daha yavru ve aladı daha 2 sene oldu değil mi? Yani daha 2 yaşında. Yaklaşık 2 sene oldu. Bana geldiğinde 1 TL, yani madeni para borcundaydı. Evet. 19 gramdı. İlk yaşında 40 katından fazla büyüdü. Müthiş. Yani 19 gramdan 1 kiloya çıktı. Çok hızlı büyüyor. Ama bu büyümeyi tabii kontrol etmek lazım. Çünkü vücudu çok hızlı büyüyüp kabuğuna yetişemezse kabuk eğrilikleri meydana geliyor. Birazdan onlara geçeceğiz. Şimdi öncelikle şeyi soracağım. Yani niye sugar glider? Yani niye normal sincap değil, ne bileyim parmak maymun değil ya da işte başka bir tür değil de sugar glider? Parmak maymun da çok özel, sincaplar da çok özel. Hepsi çok özel tabii ki. Birincisi zekaları, ki internet kaynaklarında köpeklerle eşdeğer olduğu söyleniyor. Çok güzel öğretebiliyorsunuz ödül yöntemiyle. Köpek gibi havlıyor açıkta zaman. Sizi çağırıyor, oynamak istiyor ve en önemlisi sizin kokunuza alışıyor. Mesela ben bunu ilk alıştırırken giydiğim bir tişörtü bırakıp yuvasına koyuyordum. Bunlar bir şeylere sarılıp uyumayı seviyorlar. Tişörte sarılıp uyudukları zaman sizin kokusunuza alışıyorlar ve o yuvasındaki güven duygusunu sizin üzerinizde alıyorlar. Genel olarak bütün primatlar için bunu sayabiliriz yani. Örnek gösterebiliriz doğrusu. Güzel bir yere de değindin. Bütün primatlar aslında dediğim gibi yani annesindeki o içgüdüsel sırtına şey yapma, tutunma, aslında o kokuyu alma dediğin şeye geliyor. Hepsi böyle bir yere tutunma, o kokuyu şey yapma,
benimseme aslında hepsinde var. Peki mesela bu yavru sende doğdu, sende büyüdü, sana alıştı. Mesela ben ilk geldiğimde biraz buraları yoklarken şey dikkatimi çekti. Anneyle baba mesela bunu tartaklıyordu. Artık o kokuyu mesela onlar benimsemiş ve anneyle baba çift oldukları için başka bir şey istemiyorlardı. Peki senin kokunu benliğini atıp da başkasında yabancılık çekip de sana şey yaptı oluyor mu? Bir alışma süresi oluyor. Yani ben hiç o bucağından şöyle söyleyeyim uzak kalmadım. Doğduğundan beri benimle yaklaşık Aralık ayında kesenen çıktı. Doğduğundan beri diyoruz da bu hayvanlar biliyorsun doğduk 15 günlük bir hamilelik sürecinden sonra doğuyorlar. Ve 2 ay annesinin kesesinde kalıyor. Keseden çıktığı gün aslında bunun doğum günü. Yani her gün ben elimle besliyorum. Öyle kaptan da yemek yiyor. Ama aramızda bir bel altın ve çok hoşuma gittiği için onu beslemek sürekli besliyorum. Yani uzak kalmadım. Gelen arkadaşlarım oldu. Şöyle yeni uyandığı uyanmadığı zaman tişörtünüzün içine sokuyorsunuz. Kalbinize doğru gidiyor. Bu tık 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 kalp atışınızı dinleyip o sesle uyumayı seviyor. Vaa süper. Hiç yabancılık çekmedi. Hiç yabancılık çekmedi. Zaten çok iyi. Yani gördüğünüz gibi. Tırmalaması, yani, kaçması. Yani yere bıraksak biraz sonra bir tur atıp bizim üzerimize çıkacak. Aynen öyle. Yani çok el alışkın zaten. Yani birazdan diğer babayı göstereceğim size. Anne birazcık agresifmiş. Belki de hamile, belki de başka bir durum var. Ama erkek de çok sakin. Birazdan onun rengini özellikle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunun rengi tamamen klasik renkte, gri ağırlıklı. Maskesi yine normal, gri tonlarında. Ama birazdan babayı göstereceğim size. Gerçekten çok değişik bir rengi var. Ben ilk defa bu rengini gördüm. Büyük ihtimalle çekinik gen dediğimiz, resesif genle taşıyor anne ile baba. Onların yavrularında bu birebir renkte çıkmayabiliyor. Fakat bu yavrunun çocuğunda yine kahverengi çıkma olasılığı çok yüksek. Çünkü kanında o çekinik geni taşıyor. Şu an koşuyorlar, zıplıyorlar, oynuyorlar. Tam zamanda yakaladık valla. En oyuncu olanlarında. Sana bay bay diyoruz. Babayla birazcık konuşacağız, tamam mı? Tamam mı? Babayla konuşacağız birazcık. Evet, şu an babadan bir ısırık aldım. Baba burada. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Beni ısırmasına rağmen hala çok şirin. Şu an elmayı didiklemeye başladı ve benim el birazdan rahatlayacak. Gördüğünüz gibi dişleri çok keskin. Onu da göstermiş olduk. Yavruda hiç böyle bir sıkıntı yok ama anne ile baba birazcık vahşi. Ama şu renge bakar mısınız? Yani renk tonu müthiş, sütlü kahve gibi değişik bir rengi var. Ve bu o görmüş olduğunuz yavrunun babası ya gerçekten muhteşem ya. Siz birazcık onunla baş başa bırakıyorum. Şu güzelliği biraz seyredin. Sese bakar mısın? Aslında ilk geldiğimde Melih ısırmamıştı beni. Şu an herhalde elmanın kokusunu mu aldı ya da işte bir anlık bir panik mi yaptı, ne oldu? Olabilir. Biz ısırdı. Bunlar erişkin geldiği için denkleştiremedik çok. Evet ama yine de gayet ben vahşilerini de çok net biliyorum, hani ısırıkları olsun davranışları olsun bunlar daha uysallar. Yani dişi özellikle biraz daha vahşi bu arada ama. Biraz şey agresif. Ama bu. Yani ısırığını tatmadığımız hayvan herhalde kalmamıştır. Evet. Yani piton da ısırdı, hani bir sürü aynen, da ısırdı. Aynen. Ben bu hayvanı birinci sıraya koyarım. Biraz önce sen de tattın. Evet. Gayet güzel bir ısırığı var. Alt dişleri çok uzun ve sivri. İşi onlar bitiriyor. Dikkat edersen kabuklarını sevmezler, yemezler. Evet, hep içini yiyor gördüğünüz gibi. Bir süre sonra aynen öyle. Bir kabuk kalacak orada. Salatalıkta da aynısı oluyor, bunda da aynısı oluyor. Eğer kabuğunu soyup vermezsen tertemiz bir kabuk bırakıyor. Tertemiz bir kabuk bırakıyor. O zaman Sugar Glider'la yeteri kadar haşır neşir olduktan sonra ki ben size bakın onların yaşam alanını göstereceğim. Yaşam alanı. Odada serbestler. Bunlar odada serbestler ama şu an benim boyum kadar neredeyse, yani 1.80 uzunluğunda ve yaklaşık da 120 santim genişliğinde ve yine aynı şekilde 90 santim derinliğinde gördüğünüz gibi çok bol sayıda kese gibi böyle saklanma alanları var. Askılı keseler var.
Çok seviyorlar çünkü. Pozunu da verdi. Gördüğünüz gibi çok oyun alanı fazla, saklanma yerleri fazla ve çok büyük bir alanda besliyor beni ve bu oda aslında onların full time gezdikleri, eğlendikleri, oynadıkları bir yer. Burada ise yavrunun alanı görüyorsunuz. Yavru için gerçekten çok büyük bir alan yine. Yaklaşık bu da işte 1 metre civarında. Yine burada görüyorsunuz keseler var. Saklanıyor çünkü burada. Ve oyun alanı olsun. İşte aşağıda tuvaletini de... Bu arada bak dikkatimi bir şey çekti. Aşağıya hep kakasını yapmış. Evet, yemek yerken yapıyor çünkü. Evet. Genellikle hep aşağı yapmış. Burayı temiz tutmuş mesela. O da dikkatimi çekti. Burada bak hiç yok hatta kaka. Çok az var diyecektim. Düzeltiyorum. Hiç yok. Gerçekten çok keyifli bir tür ve en dikkat çeken kısımda bilerek benim için burayı bugün temizlememiş Meri. Evet, kokusunu, kokusunu ve şeyini göreyim diye. Hiç koku yok diyebilirim. Çünkü hayvan besleyenler için en önemli şeylerden biri evi kokutuyor mu? Değil mi? Hiç sıfır yani koku. Çok enteresan. Bu arada yavruyu da erkek zarar veriyor diye ayırmak zorunda kaldım. Evet. Zaten iyi yapmışsın. Bir rakip olarak gördüğü için. Çok. Çünkü bunlarda inbreed var. Hani aile içi çiftleşebiliyorlar. Evet şimdi hep beraber kaplumbağa kısmına geçiyoruz. Evet şu an burada bir tane sulkata var. Gördüğünüz gibi müthiş bir kabuğa sahip desenli. Yine ayaklarda pullar çok güzel. Gözler mahmurlu. Biraz onu uykusundan uyandırmış gibi oldum. Onun vicdanını şu an vicdan yaptım şu an. Uykusundan uyandırdım diye ama görmenizi istedim. Ve şu an tuvaletini yapıyor. Ama çok güzel ya. Evet seni şimdi rahat bırakacağım. Seni rahat bırakacağım. Görüşürüz. Bay bay. Evet Meli sulkataların çok iyi yüzdüğünü söyledi. Şu an test ediyoruz. Daha ve bir şey değil. Su bu kadar derin değil de. Aynen. Ve suya koyduğu zaman inanılmaz bir dışkılama sistemi olduğundan bahsetti. Bakalım nasıl dışkılayacak. Ben de merak ettim. Ya şu ayakların şirinliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Evet, dışkılamayı da gördük. Meri maalesef haklı çıktı ve bu manzarayla karşılaştık. Ama bir güzelliği de Meri şey tabii yani teraryum ortamını pisletmiyor. Hani günlük böyle bir kontrollü bir şekilde yapsan suyun içinde bütün pisliğini bırakmış oluyor. Bu da aslında bir artısı diyelim ve sana bay bay diyelim. Bay bay.
şu an biraz uzaklaştım ondan. Melih korkuttu beni, kameraya atlayacak diye. Ve gerçekten şu an çok agresif. İnsan o her atağında çekiniyor. Ve görüyorsunuz kas yapısı. Kas değil gerçi onlar değil mi? Yağ mı diyeyim, ne diyeyim? Şöyle, ben bunu ne kadar besleyeceğime, vücuduna kendini çekip çekememesine göre bakıyorum. Obur türü olduğu için ne kadar beslerseniz o kadar yiyor. Kendi uzuvlarını vücudun içine çekemeyecek kadar topladığı obez olduğu zaman biraz beslemeyi azaltıyorum. Gün aşırıya dönüyorum. Doyana kadar değil, az veriyorum. Çünkü o maksimum yaşam ömründen kısaltıyor. Torunlarıma da bırakacağım bir hayvan olduğu için. Bol bol yaşasın istiyorum. Vallahi maşallah çok güzel ya. Sen belki fark etmiyorsun, oraya döndükçe ben bu ayağına vurup sürekli dikkatini buraya çekiyorum. Çünkü çok kuvvetli çenesi var, kendi elini veya parmaklarını ısırıp onu kopartmasını istemiyorum. Evet, normalde oturup biraz sohbet edecektik ama galiba şu açı biraz daha konuşmaya, evet, daha iyi. Hayvan için bir saldırı pozisyonu, çünkü saldırırken kuyruğundan güç alacak, bir yay gibi. Oradan güç almak için arkaya doğru kuyruğunu kıstırıyor. Çünkü ileri doğru atılırken oradan da güç alacak. Şu kuyruğundaki kemiklere dikkat ederseniz bunlar etin içinden çıkıyor. Kabuk gibi değil. Onlar omurganın bir parçası. O yüzden her zaman kaplumbağaları kabuğundan tutup kaldırmak lazım. Kesinlikle kuyruğundan tutup kaldırmamak lazım. Omuriline zarar verip felç bırakabilir kuyruk kısmından. Evet, önemli bir bilgi. Onun dışında mesela... Kabukta bak hiçbir deformasyon yok, o dikkatimi çekti. Ya bu tabii ki de çok güzel bir şey, sağlıklı beslendiğinin işareti. Mesela diyetini nasıl şey yapıyorsun, ayarlıyorsun? Şimdi bu çok hızlı büyüyen türler olduğu için bunu yakalamak her zaman çok kolay olmuyor. Çünkü bir sene içinde 40 kat 50 kat ağırlık artışına sahip oluyorlar. Ve en önemlisi, yavru kamasını yapıp tortular %100 proteinle beslenmesi gerekiyor. Diyetlerinde erişkin olmadan önce kesinlikle bitki tarzı şeyler olmaması lazım. Protein oranı çok fazla yüksek verirseniz vücudu kabuğundan daha hızlı büyüyor. Bu da kabuklarda eğriliklere sebep oluyor. Çünkü kemik doku normal et doku kadar hızlı büyüyemiyor. Ona yetişemediği için böyle düz güzel bir kabuğu değil, daha eğrik, yamru yumru, piramitleşme dediğimiz olaylar oluyor. O yüzden beslenme çok önemli. Evet, mesela burada böyle bazı ürünler var. Bu ürünler, işte Melih kullanıyor bunları. İşte burada başka bir ürün var yine, takviye. Ve burada yine başka bir ürün var. Mesela bunların hepsini kullanıyorsun. Aynı zamanda da birazdan göreceksiniz, beslenmesini yapacağız Melih'le birlikte. Ve şu an çok tehlikeli hareketler yapıyor Melih. Benim yüreğim ağzımda. Ama alışmış artık. Hesaplamış onun boynunun nereye kadar uzanacağını ya da ne zaman atak yapacağını. İşte birazdan besleyeceğiz. Neyle besleyeceğiz birazdan? Şimdi şu, bunların doğada beslendiği şey sucul kuşlar ve balık. Maalesef günde yarım kilo kadar et tükettiği için ben buna balık yetiştiremiyorum. O yüzden ciddi bir maliyeti var. Diyetine en yakın şey hindi. Ama hindilerimizin durumu çok hayvanların beslenmesine uygun değil. O yüzden tavukla besliyorum. Beyaz et veriyorum, göğüs eti veriyorum. Üstüne haftada 2 kere kalsiyum ve D3 vitamini veriyorum. Çünkü bunlar tutsak sürüngen olduğu için güneş ışığı alma şansları yok. Evin içinde ve suyun içindeler. O yüzden D vitaminini ekstra besinlerine supplement olarak ekliyorum. Onun dışında beyaz etten alamadığı ama doğasında beslenmesinde alması gereken şeyleri de demin o gösterdiğin ek gıdalar sayesinde veriyorum. Onların İçindeki protein oranı normal ettekinden biraz daha fazla. Yani biz et yediğimiz zaman %100 protein almıyoruz. Bunlar da yoğunlaştırılmış biçimde olduğu için onları belli oranlara göre vermek lazım. Çünkü hayvan da normalden daha hızlı büyüyüp kabuğuna sığamayacak hale gelmesin. Evet, zaten şu an kabuk yapısını görüyorum. Çok güzel. O zaman yani şuraya bakar mısınız ya? Şu göbek, şu kuyruk. Ya muhteşem bir canlı ya. Gerçekten muhteşem bir canlı. Hani Allah özene bezene yaratmış diyorlar ya, bu öyle bir canlı. Ve gelin şimdi hep beraber beslemeye başlayalım.
şu an Common Snapping Turtle nasıl alındığını Melih bize gösteriyor. Seninkinden biraz farklı olarak kabuğun arkasından tutuyoruz. Evet. Şöyle kaldırıyorum. Hı hı. Diğer elimde destek alacağım çünkü... Çünkü ısırırsa parmağınızı kopartabilir. Bunu da şimdi size gösterecek Melih. Parmağını koparttım zaten. Parmağını kopartmadan. Ve şu an... Şimdi tırnakları çok güçlü ve uzun. Benim derimi parçalamasın. Ağzım nasıl açıyor? Evet. Ve kafası gerçekten uzun. Şu an o kamerayı ısırabilir. Evet, o kadar uzuyor değil mi boyunları? Evet. Şimdi dışarı alacağım. Sana söylediğim olayı yaşıyoruz şu anda. Aynen. Yani bir sünnet vakası burada gerçekleştirebiliriz. Kendi ama kasıyor çünkü. İç basıncı arttı. Gerçekten şu an belli oluyor mu bilmiyorum ama çok asil bir duruşu var. Çok, çok vahşi bakıyorum. De bir zor duruşu tutuyor. Var. Zor tutuyor Melih şu an. Of of of. Elime doğru gelmiyor. Bu bunların klasik duruşu. Kalça taraflarını yukarı doğru kaldırıyor saldırmadan önce. Ondan sonra atlıyor. Aynen öyle. Elimde tutamıyorum o kadar kuvvetli. Evet, şimdi bakalım zararlara. Gerçekten yani şunların hepsi diş izi. Gördüğünüz gibi o tırtık tırtık. Hatta şöyle biraz daha zoom yaparak göstereyim. Bakın buralar dümdüz. Isırdığı yer ise şu şekilde zigzag, gördüğünüz hepsi diş izi. Çok güçlü bir çene yapısı var. Ve timsah isminden de anlayacağınız üzere timsahları yiyebilen bir tür. Yani şunların parmağımda olmasını düşünemiyorum. Ve daha sadece 2 yaşında, bir 2 sene daha büyüdükten sonra ne olacak? Bunun da testine bakın, günlük şeklinde tutmuş oluruz. Şu anki durum bu. Ve evet, her evin olmazsa olmazı leopar gecko. Reverse stripe var burada. Bunlar radar mıydı? Raptor. Raptor pardon. Raptorlar var. Çok tatlılar ya. Ve burada da paradoks var. Ve Melih gerçekten çok güzel beslemiş. Hepsinin kuyruklar yağ depolarıyla dolu. Ve çok da evciller. Bir tek bu arkadaş biraz hıklıyor, kıklıyor. Kıklar da ısırmaz o. Mümkün değil ısırmaz. İstiyorsan. Ama şunlar çok güzelmiş gerçekten. Renkleri bir de Maxunov vardı. Burada mı? Evet, evet, burada. Bakar mısınız? Gerçek bir leopar gecko. Leopar desenlerini üzerine almış. Benim şu an favorim bu diyebilirim. Aslında maddi olarak bakarsak en değersizi o ama bence aralarındaki en güzel desen onda. Tabi zevkler ve renkler tartışılmıyor değil mi Melih? Zaten leopar gecko'nun da sonunun olmamasının sebebi çok fazla morf, yani renk ve desene sahip olmaları. Mesela bu da yok artık, ısırılabiliriz ya. Yani o Sugar Glider'ın ısırından sonra bunlar herhalde şey, sivrisinek falan olur. Yok yavruluktan beri elimle besliyorum bunları. Öyle mi? Gerçekten bunun deseni de çok özel bir leopar gecko. Ve bugün turumuzu burada bitiriyoruz. Melih, yani beni ağırladın. Bu muhteşem canlıları benimle tanıştırdın. Ben teşekkür ederim. Tekrar geleceğim sana. O kaplumbağalar çok hızlı büyüyor zaten. Çok hızlı büyüyorlar. Şaşırabilirsin, o gitti yeni mi aldın diye. Aynen, birazdan size Melih benim fotoğrafımı çekti. Kaplumbağa ile birlikte, yani şey, Snapping Turtle'ın büyük olanı Common ile birlikte çekti. Onu da bir daha geldiğimde ikisinin arasındaki fark meydana çıksın diye böyle bir fotoğraf çekimi yaptık. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.